konuşmalar. Abi bunu bilerek yaptın, tamam mı? Herkese merhabalar diyeceğiz. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeliz. Bugün sizlerle birlikte Büş Büş'ün Chase videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Arkada gördüğünüz gibi. Evet. Ve arka tarafımızda da seyircilerimiz var. Onlar da arada bir alkışlayacaklar bizi. Teşekkür ederiz. O zaman da çok fazla istiyorduk Büşra Hanım'ın Chase videosunu çekmeyi. Sizler de merak ediyorsunuz Instagram'dan. Ama bir türlü çekememiştik. 2 ay sonra düğünü olacağı için dedik ki artık çekelim. Çünkü ev tutuldu. İnşallah ev yerleşecek. Gidiyor. İnşallah Büşra diyorum ki bir de ev turu çekelim. Olur, çekelim. Ev turu da çekelim. Bayağı bir şeyler yapalım. Sizlerle birlikte arkamda görüyorsunuz koca koca koller var. Bu gördüğünüzden daha fazla yine var. Onlar da sırayla gelecek. Diyoruz ki bunu seri yapalım. 3 ya da 4 seri ya da 2 seri bilmiyorum. Kaç tane çıkarsa çıkardım, video. Evet, ona göre devam edelim. Aynen. O zaman şimdi teyzemizi açmaya başlayalım. Evet, evet gözüküyor. Şimdi böyle mi göstereceksin gerçekten? İndireyim işte görürsün de. Tamam bir indir şimdi bir şey söyleyelim. Arkadaşlar şimdi biz Büşra'yla birlikte Chase dizme döneminde ben de evime bir sürü şeyler aldım o dönemde. Ve gerçekten bu aldığımız ürünlere garanti verebiliriz değil mi? Evet. Çünkü aşırı memnuniyetli ürünlerdi. Zaten söyleriz videonun içerisinde. Bazılarını bilmiyoruz ama çoğunu biliyoruz. Ayrı ayrı söyleriz. O yüzden eminim Chase izleyecekseniz işinize yarar. Aşağıda evet. Hepsinin linki eklenecek, bilginiz olsun. Evet beraber ilk... aldık. Ben evet. Mesela o beğendi, ben alayım dedim. Ben aldım ama benimkiler çeyizde kapalı. Ablam aldı, kullandı. Hepsinden memnun yani. Aynen. İkimiz de aynı şeyler aldık. Onunki kullanıldı, eskidi. Benimkiler daha sıfırdı. Sıfır. Evet, şimdi Büşra Hanım ilk olarak yorganından, yastıklarından başladı. Böyle Pierre Cardin'in bir yorganı tercih ettik arkadaşlar. Çok güzel, çok övülüyordu. Yorumları çok güzeldi ve bu açılmış hal değil mi bu? Bunlar iki taneydi. Şimdi... Vakumlu birini açtım, birini açmadım. Evet. Hani bundan gösterebiliriz direkt. Diğeri de ikisi de aynı zaten. Aynen. Çift kişilik bir yorgan. Patam. Böyle. Yeriz bunlar değil, seninle beraber uyuyalım. Hadi iyi geceler arkadaşlar. Biz gerçekten çok yoruldu şimdi uyuyacağız. Evet böyle çift kişilik yorgan. Biraz ilk başta tüyleri oluyormuş ama sonradan geçiyormuş. Şöyle kalitesini size göstereyim. İnce yazlık. Çok güzel. Aynen. Şey kışın, bu kışın da çok güzel yeter. Oluyor. Kışın da kullanılıyor. Ya zaten her evler doğalgazlı olduğu için artık yani. Aynen. Yazı kışı kalmadı bence. Evet. At. Gizemciğim, bunu Gizem'e doğru fırlatalım. Gizem. Tut. Sen şimdi Gizem burada görebilecek biliyor musun? Onlar bizim alkışçımız. Sen de bizim eşyalarımızı o tarafa götüren kişisin. Aşkım bunları geri poşetler misin? Poşet. Evet, iki adet Pierre Cardin'in dedik yoganını aldık. Bunlar yaz kış kullanılabiliyor. Onu tavsiye edebiliriz. Sonrasında bu ürünü nereden almıştık? Bunları BİM'den aldık. Evet, BİM'e gelmişti. Ben de öyle ve hatırlıyorum. Ve çok memnun kaldım. Yani içine bakarak aldım zaten. Evet, çift taraflı. Yaz kış diye ayrımı var. Yazlık kışlık tarafı diye. Bu ürünü zaten çok övüyorlardı yine söylediğimiz gibi. Göster bakalım. Şöyle düz yazlık. Evet. Şöyle pamuklusu da kışlık olarak kullanılıyor. Evet. Ama öyle normal elyaflar gibi değil. Çok sert ve dolgulu. Dolgulu ama bana göre değil bu biliyor musun? Sert mi gelirsin? Ben şey çok ince seviyorum. Ha, yok, Gizem Hanım tut. Evet bundan iki adet mi almıştık şu an? İki adet yastık de... almıştık. Burada. Yine alınacak tabii onlar. Ya yastık var. Yün yastıklarımız da var ama bunlar... Evet. Dışarıdan alanları gösteriyoruz. Aynen. Diğerlerinden ailemiz yapıyor. Evet, ailemizin yapacağı ayrı. Sonrasında Büşra Hanım böyle bir battaniye almıştı. Ay ben bunu çok ucuz aldım. 30 liraya falan almıştım. Ciddi misin? Bana niye almadın? Şey, kaç sene önce mi? İlk aldığım çeyizim bu benim. Ya, ilk çeyiz görüyorsunuz. Sonra bir battaniye. Bir de arkadaşlar ben de Gold'un yatak örtüsü takımını almıştım. Çok güzel çıkmıştı. Tavsiye ederim. Bu Ayrıca'dan aldım. Ben de Ayrıca'dan almıştım. Çok güzel oluyor oranın. Çarşafları, setleri böyle, battaniyesi. Gizem Hanım tut canım. Ablacığım şunu çıkarmamız lazım. Şimdi de Büşra Hanım'ın tercih ettiği yatak odası örtü takımına geliyoruz. 7 parçalı, kaç parçaydı bu? 10 parçadan oluşuyor. Elart'ın, biz de Zehroş ve ben Elart'ınkini aldık. Çok güzel arkadaşlar, çok memnunuz. Şu anki daha çok kapsamlı çünkü o yeni gelin oluyor. Onların vardı sizin zaten içindekiler. Benim hiçbir şey olmadığı için ben direkt böyle set olarak tercih ettim. Evet, benim bornoz takımım onlara her şeyim vardı. Zehra'nın da vardı. Takım olarak aldılar ama bence onlar da çok güzel. Evet, aynı neredeyse zaten. Evet. Şey farklı. Göstereyim size ve herkes çok beğeniyor. Bu arada arkadaki şakşakçıklarımız arttı arkadaşlar. Gizem Hanım ve Yakup da geldi. Evet, şu şekilde. Sen anlat ablacığım. Nevresim takımı.
battaniyesi. Nevresim takımı iki tane var. Zaten göstereceğiz. Bir de yatak örtüsü var. Yastık kılıfıyla beraber kalın yatak örtüsü var. Evet. Ve krem tercih etti. Böyle krem daha güzel oluyor ya bence. Ben en güzeli bir o. Bir de şey çok kalın. Madame Coco'nun eskiden ürettiği battaniyeler gibi ama şu an asla üretmiyorlar. En inceden üretiyorlar. Evet ben almıştım hatırlıyor musun? Bana hediye almıştı gerçi. Şu şekilde yakından göstereyim mi? Şöyle bir battaniyesi var canlar. Çok güzel. Bayağı hoş. Efendim. Antalya, İstanbul, İzmir çok hoşdur. Ama bana ne? Yatağın üzerinde de eminim aşırı güzel duracak. Çift kişilik. Yine zaten bu takımlar çift kişilik oluyor. Yani şu neresi? Aa, şey? Bizim yatak örtüsünün. Ha, tamam benziyor. Şöyle bir tane yastık. Farklı. Zehra değil mi bizimki farklı? Bizimki biraz daha şey parlak. Parlak duruyor. Mat mı bu? Mat seninki. Bir de şu kenarları yok. Şöyle iki adet. Benimkini de eklerim yine kırışmış linki arkadaşlar. Bakabilirsiniz. İlla karışır. Sonra şöyle bir iki adet yastık yüzeyimiz var. Sonra şöyle bak aynen bizimki bir tık daha parlak. Ay! Oldu her şey. Çıtır kız. O bu da güzel. Hayır benimki daha güzel. Bu arada şey Zehra falan da görmemişti. O olsaydı o da görmüş oluyor çeyizleri Büşra Hanım'ın. Sonra şöyle arkadaşlar bunda püskül detayı var. Bizimkinde yine yok dediğiniz gibi. Görüyor musun ben bunu kıskandım şu an. Bayağı kıskandım. Sonra kenarlarında şöyle bir işleme var. Bu da güzel. Bayağı bir bunlar çok model. Büyük. Yani yatağın hani, hoş durmayan görüntülerini de kapatabiliyor. Bütün böyle boylu boyuna alıyor. Bence güzel bir özellik yani. Her şeyi kapatıyor mu? Evet. Ve sonrasında bir de ne seti nevresim var demiştim. Seti. Nevresim seti var demiştik. Şöyle yastık yüzü var. İki adet. İki mi dört mü yastık? Şöyle iki adet dantellisi var. Tamam. Diğerini göster. Dur verdik. Onun içinde mi ablanın varsa? İçinde olabilir. Yok. Bundan bir set daha idi ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Neyse bulamadık. Yok bulacağız da. Aynen. Bu şey yorgan yüzü herhalde. Şöyle bir adet yorgan şeyimiz var. Ha, buradaymış tamam. Ha burada mı? Evet. İki adet de sadesi var. Şimdi bu iki tane süslüyü arkaya. O 3 tane yastık mı koyacaksın? Aslında çok farklı. O güzel. Evet. Kullanılır değil mi? Aynen. Şu şekilde de bir yorgan yüzeyimiz var demiştik. Sonrasında bir de çarşaf var arkadaşlar. Kalitesi çok güzel. Yorumları çok güzel. Tavsiye edebiliriz bu ürünü size. Şu desenli olanı alttaki de desensizi. Evet. Yani. Benim katlama yeteneğim. Aynen Yedicim teşekkür ederim. Kapat da doluyor. Gönlümü kapat. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrardan şöyle göstereyim. Yatak örtü setimiz bu şekilde. Bunu kapatalım o zaman artık. Şöyle biraz. Özel kutusuyla birlikte geliyor. Desteklerle birlikte kapatıyoruz. Çarpıştık. Canlar şimdi yatak örtülerini çok güzel şekilde gösterdik hepsini. Sen pike takımları alacaksın sadece. Pike takımı falan alacaksın. Eksiklerim nevresim bunlar. Nevresim örtüsü al. Nevresim takımı alacağım bir tane. Bir tane var o bana yetmez. Evet yetmez. Başka da. Annem yorgan yaptıracak. Kaynanam yorgan yaptıracak. Hazır yorgan alacaklar yine. Kıymaldi. Hayır kaynanam. O yüzden şimdi bu videonun başında güzel kapsamlı şeyleri gösterdik. O yüzden de dedik ki şu anda devamında ufak eşyalarımızı gösterelim. Bir sonraki videoda da diğerleriyle devam etmiş oluruz. Evet. Evet şimdi... Siz de beleşlediniz mi izliyoruz oraya çakırdığınız? Çekirdeğiniz verdi. Anne değil mi? Arkamda bir şakşakçılarım var diye. Bunu ablam bana aldı ama kendisine alamadı. Aynen. Arkadaşlar bu Arov'un süzgeci. Ben aşırı beğeniyorum. Çoktan da istiyordum. Sonra o gün de ben Manisa'ya gittim de bunu gördüm. Bir şey söyledim. Bana al dedi. Aldım ve ikinciye gittim de kendimi almak için karar verdiğimde kalmamıştı. Ama aşırı güzel tavsiye ederim yani bunu. Görünüş olarak da görünüş çok güzel. Çok ve çok geniş. Büyük bayağı değil mi? Evet. Aynen. Bir tencere kadar var. Şimdi burada borcamlar var. Kutuların içinden de yine borcam çıkacak ama artık onları nasıl hangi videoya denk gelirse yanlış bilmiyorum. Yanlış yapmışsın. Düğününde bol bol borcam geliyor zaten. Ya yok ya. Hayır, Instagram'da... Ben aldım. Ben kendime kural aldım. Arkadaşlar borcamız var. Burada olmayanlara hediye getirebilirsiniz. Süpürken yok olabilirsiniz. Çalışmış. Şey var ya bir tane Instagram'da borcam almamış her zaten çok gelir diye. Hiç kimse borcam getirmemişti. Evet şu an gelmiyor artık. Ya kimse borcam falan getirmiyor. Aynen. Evet bunları da ben yine Manisa'da almıştım. Şöyle iki adet borcamı var. Küçüklü büyüklü. Bir de böylesi var arkadaşlar. Çok güzel. Gayet. Kare mi oluyor? Biri kare birisi yuvarlak ama karesi çok büyük değil.
Yani normal iki kişi yeterli. Belki onun için yoksa eğer var mı bilmiyorum. Var. Ha, var mı? Var. Tamam. Yoksa bir tane daha alınacak. Birazdan bir yerlerden. Aynen. Hani bu sayede bizde neler eksik olduğunu göreceğiz yani sizlerle birlikte. Şimdi Büşra'nın aldığı borcama geçelim. Aynen. Her şeklini aldım. Sadece şey yok. Çok uzun şöyle dikdörtgenler oluyor. Onlardan yok. Alırsam da. Onlardan mı? Evet. Yani İnşallah. İnşallah. Ovali var. Karesi sen... var. Yuvarlağı var. Sadece o yok. Ha, ben hani geliyorum ya mesela. Doğudan geldikçe sana bir şeyler getiririm. Tamam canım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aa, bundan da mı aldın sen? Böyle bir tane de yuvarlağı var. Şöyle yine ikili. Bu şu an hepsini ikili almışsın. Nereye sığdıracağım bu kadar şeyi? Arkadaşlar bir de gereksiz şeyler almayın. Gerçi bu şu an aldıkları gereksiz mesela şey yok ama. Mesela bu hiç gereksiz değil. Bunu ben zorla aldım işte. Bu birazdan onu gösterelim mi? Baharat takımını birazdan. Olur. Neyse ya da bir sonraki videoda da gelebilir. Şöyle isimlik arkadaşlar. Bunları baharat takımına yapıştırıyorsunuz. Çok güzel. Kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Üstüne yapıştır daha kolay olur senin için. Hı-hı, aynen. Neyse dolabına göre ayarlarsın. Böyle biz evet, gezdikçe ya, almıştık. Yakından inceleyeyim neymiş bu. Ha. Bunlar şey aslında ya. Anne bunları bulduk. Hayırlı olsun. Yastık kılıfı. İç yastık kılıflarından. Bizde mitil mi deniyordu? Versene bir gösterelim. Ha, göstereceğim mi? Ha, şöyle arkadaşlar. Şilte. Beyaz. Şilte deniyor aynen. Yani şey yün yastık yapmak yapalım. İçin kullanılacak. İçerisine yün doldurulacak. Bu şekilde. 4 adet mi var? 4 tane. Anne bunları biz bir şöyle birlikte almıştık. 5'er liraya almıştık. Şu an kaç lira ya? 80 lira mı ne yazmışlardı geçen? Buna. Evet. Çok saçma bir şey. Bir tanesini. Biz hep uygun fiyatlı bulduk arkadaşlar. Buyur canım. Şöyle birlikte. Bunları dolduralım. Aynen. İnşallah. Tabii pahalı olanlar da var ama o döneme göre. Sonra da devam edelim. Bunları da. Yırtsana yap değil mi? Yırtmıyorum. Yanımda bir daha kullanacağız. Yırtacaktır. Sanki burada da bir borcam var da onu bir sıraçmaya çalışıyorum. Şunları bir koyalım. Hayır tamam borcam değilmiş. Devam edebiliriz. Al canım. Şimdi bu, ve ufak ev eşyalarıyla devam ediyoruz. Bunu seninle birlikte almıştık. Evet. Görmeden hatırladım. Bunu da 35 liraya almıştık. Ha, kahvaltı seti. Kahvaltı setinde kalmıştık. Bir ara vermek zorunda kaldım. Şimdi senin telefonu yüzünden. Şöyle bir tane kahvaltı seti almıştık arkadaşlar. O dönem 35 liraya almıştık. Geçen yıl mıydı? Çok da bir zaman geçmedi yani. Ha oldu mu? Çok güzel şöyle. Hatta mesela bunları kullanmak istemezse de yine şu tabakları çok güzeldi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bayağı araştırıyoruz Büşra ile birlikte. Hala da bakıyoruz yani öyle güzel bir şey olursa diye. Bunu kenara koyalım. Sonrasında şöyle yine ben kullanıp da memnun olduğum taş şeyler aldırdım. Büşra bir tane daha vardı. Tabak beğenmiştim onu almadık. Unuttuk. Evet, şöyle iki adet kuru yemişlik, reçellik, kahvaltıda kullanabileceği bir tabak. Evet ben gidip de porselenci bozamam. Porselen. Satayım. Sonra, aynen şöyle yine iki adet. İçerisinde bölme olmayan tabaklardan. Bunları neden tercih ettik? Çünkü beyaz her şey oluyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor ve modası da geçmiyor. Bir şey göster canım. Bir set almıştık. Bunları mı? Ha, bunları göstermedik. Şöyle iki adet şekerlik almıştık. Bir, iki. Şöyle görüyorsunuz. Bunları Büşra'yla biz gezerken öyle buldukça almıştık. Evet sen anlat burayı. Bunlar Trendyol'da 17 parça 15 parça olarak satılıyor böyle işte. Benim genelde 17 parça en yüksek olanından. Yani gıdır gıcık. Kıldırkıcık. Tokatlı. Dinliyorsunuz. Deniyor. Kıldırkıcık böyle. Yani işe şey az çok da kullanılmayacak ama aslında gerekli şeyler. Seti. Evet. Şöyle hızlı sarımsak ezicimizden başlayabiliriz. Bak bu sarımsak ezici arkadaşlar çok övüyorlardı. Ben aldım. Benim aldım çok kötü çıkmıştı. Ama bu güzele benziyor gerçekten. Şöyle göstereyim. 17 parçadan oluşuyor dedin değil mi? Ya 17 diye hatırlıyorum. Evet 17 parça belki daha fazla. Şöyle çırpıcı. Bu da bir ara çok moda olmuştu. Heh, öyle ya içinde vardı yani ben. Bu şey yağ kızartmalı içinden direkt almak için elimizi ayağımızı yakmadan. Evet, şu şekilde bir tane maşası var. Burada da kalp deseni var gördüğünüz gibi çok güzel. Ha maşa setleri varmış. Şu şekilde yine burası çatallı olan. Şu an bu ne işe yarıyor acaba? Ya hepsi şey yani servis koyduğumuzda servisin içine koyup ya kızartma yaptık tabağa koyuyorsun. He o da olabilir. Herkes işte iç alsın diye. Evet bizim zamanımızda böyle setler yoktu arkadaşlar. Şöyle ayrı ayrı alıyorduk. Bir tane daha maşası var. Yakup her gittiğimiz yerde benim dala geçiyor. Çay suyu geçin var mı Büşra diye. Ya, evet, evet var. Görüyorsun. Var. Evet, çay süzgecimiz. Evet o çok güzel. Bu meyve bıçağı. Ben bunu şoktan 25 liraya almışım ama o zaman iyi bir paraydı 25 lira. Yani normal bir meyve bıçağı için. Her yerde 8-9 liraydı bu setler. Ama bu bıçaklar gerçekten çok güzel. Bizim aşağıda kullanıyorduk. Anneme almıştım bir ara. Böyle bir sene iki sene hiç keskinliği gitmiyor. Çok iyi. Evet. Şöyleymiş. Arkadaşlar A101'in 1000 ürünleri genelde güzel oluyor. Ben seviyorum böyle yani. A101'in en nadide evet. Parçalarından. Aşırı kullanırsın şimdi sen onu. Dondurma. Dondurma.
dondurmayı almak için. Sanmıyorum bunu kullanacak. Kesin kenarda bekleyecek. 2,5 milyar maaş benim aracımın mazotuna. Sanmıyorum yetebileceğini. Ya bu parçaların hepsi çok güzel ama ben bunu çok beğenmedim. Soyacak. Şöyle bir soyacağı var içerisinde. Zaten toplu alıyorsun, hepsinin güzel çıkma şansı bilmiyorum. Yo, hepsi güzel sanki. Güzel bir kaliteli ama bu birazcık şey değil mi? Hafif bir de. Şunu da göstereyim hemen. Ben bir tane un için biliyorsunuz. Bunu da kullanır inşallah, bilmiyorum. Değişik. Ha anne, onu koyuyorsun böyle 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 yapıyor. Kendinden elekli şeyli. Sen sallamıyorsun. Ama çok ince yani. Şey çok kalın. Evet. Şey sadece keklerde falan dağılması daha güzel oluyor ya. He, olabilir. Aynen. Bu var. Bunu da Yeliz'cim yeni keşfetti. Bu çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Ezici. Geçen yapmıştım. O kadar güzel. Hani sen alacağım bir tane görürsem. Çok güzel bu ezici. Ama benimki yuvarlak. Bunu hiç kullanmadım. Tavsiye ederim. Evde olması gereken bir şey. Çeyizinizde özellikle. Bunlarda çırpıcı var. Bunlar geçen sene çıkmıştı. Şu görüyorsunuz. Şöyle. Çırpmak için kullanılıyor. Şöyle bir mide çekersin Instagram'a. Şöyle çırpa çırpa. Bu biraz minnak ama güzel. Yeterli. Asıl minikler kullanılıyor. Bir de zaten sonra evden sonra olsun şu minikler var ya, onlardan isteyeceğim. Aslında beraber alabilirsin. Tabii. Şöyle bir tane. Bunlar çok kullanılıyor. Şu dümdüz maşa. Uşağı yetişir ya da ben yetişeyim kameraya. Şöyle evet. Maşamız. Evet, bu sarımsak soyacağız. Sarımsak edeceğimiz var, soyacağımız var. Ayrıca Zehra, şuna tutana. Maşallah, demek ki bunlar hep de bol bol sarımsak yiyecek. Sarımsak bu da sarımsak şey. Ama bunu kullanması çok güzel oluyor. Evet. Hayır, bunu ne akıllı aldın? O çok güzel ya. Hayır, çok güzel de yeni çıkmıştı o sen aldığında. Evet, yeni çıkmış. Şoka gelmişti. 12 liraya falan almıştım. Evet. Şey. Şöyle kaplamalı. Dolapta yer kaplamaz hani, atarsın. Kanka işte. Her türlü kaplar bu yer yani. Şu kadar bir yer kaplayacak. Ama güzel, tamam güzel. Tamam. İnandım. Görüyorum hareketlerini. Şöyle bir tane süzgeç daha var arkadaşlar. Gönlün olsun. Bu da şey. Pizza kesmek için veya herhangi bir hamuru kesmek için. Kullanılan. O da olabilir. Mantı. Anne çok yaparız biz mantıyı. Zehra evlendiğinde hiç bize öyle mantı yapıldığını gördüm. Yapattı Zehra. Bana inat yapar. Acaba onu kesmek işte mantı. Bu ne işe yarıyor? O da şeylerin, biberlerin, patlıcanların içine oymak için. Oo arkadaşlar, Büşra'nın biber oyacağı bile var. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Büşra neyse, yakın olsaydı inerdim. Komşu biber oyacağını ver de bir oyayım. Evet. Bunu sen çalış bence. O kadar yalvardı ki bana alayım diye. Ve yine bu pahalıydı. Hepsinin yüzü pahalıydı arkadaşlar. O zaman 35 liraydı. Ama o zamana göre pahalı. Geçen yıl mı neydi? Neydi? Bunu ben Büşra'nın kafasına vura vura aldırmıştım. Çok güzeldi. At tarafa. Gitti. Neyse duralım. Çok güzel ve ben de kullanıyorum arkadaşlar. Sadece internettekinin, onu söyleyeyim. İnternettekinin boyu biraz daha geniş oluyormuş. Ben onu sana söylememiştim. Sonradan öğrendim. Onda portakal falan da sıkabiliyorsunuz. Bunda sadece limon sıkıyorduk. Sıkıyoruz yani. Evet. Bu kadar. Bu da bir süzgeci. Paslanmaz süzgeç bence. Bu şu an kaç tane süzgeç aldın? Evet arkadaşlar. Bir süzgeç. Büyük süzgeç. Üç süzgeç. Bu da süzgeç. Bu da süzgeç. Yine olması lazım. Bir tane daha vardı diye hatırlıyorum ben de. Şunu süzgeç olarak kullanmak. Ha, anneme verdim. Onun küçük kırmızısı vardı. Allah'tan. Aşağını da bulamıyor. Bir şu seti var mı ki böyle? Ya onların da tahta kaşık seti var da nerede bilmiyorum. Evet Canlar, şimdi son olarak da şu bir iki parçayı gösterip sonraki videoya da geçeceğiz artık biz. Şöyle iki adet spatula seti biliyorsunuz. Bu şöyle birazcık ince gibi. Ben bir bakayım, kontrol edeyim. Bu spatulayı alırken de arkadaşlar şöyle böyle incelerin değil ama daha kalınlarını tercih edin. Yani daha güzel oluyor. Bir tık kalınları. Bunlar eriyor bir zaman sonra. Son olarak da şöyle iki adet tahta kaşık almış gülen yüz. Ben. Şöyle. Aynen. Evet arkadaşlar, bu şekildeydi Büşra Hanım'ın ufak çeyizlerini gördünüz ve büyük yatak örtüsü setlerini gördünüz. Şimdi biz ikinci videoya geçeceğiz. Siz de bu videoyu bundan sonraki videoda izleyeceksiniz. Umarım faydalı olmuştur. Hepsinin linkini aşağıya ekleyeceğim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer beğendiyseniz güzel yorumlarınızı aşağıya bekliyor olacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.